Selamun Aleyküm Allah gecenizi hayır etsin Gündüzünüzü hayırlı eylesin Ayınızı, yılınızı, ömrünüzü hayırlı eylesin inşallah Bu sene haç kayıtları için kiminle görüşmemiz gerekir, neler gerekli olacak demiş Burada bizle beraber hacca gidecek olan kardeşler eee tekkede salim kardeş var. Hacca da ömreye gidecek olanlar da oraya müracaat edebilirler. Gerekli evrakları söylerler. Bu konuda arkadaşlar, kardeşler hızla pasaportlarını çıkarıp teslim etsinler. Ramazan'da da, haçta da vize konusunda kota olduğundan dolayı problem var. Bu noktada hatta koca koca şirketler kesin kes böyle yaparız diyemiyorlar. Bununla alakalı tekrar tekrar söylüyorum. Pasaportlarınızı hızla çıkarıp getirin. Hem Ramazan için hem de haç için. Hem ömreye hem hacca gidecek olanları ona göre görüşeceğiz. Bir şekilde öncelik tanınacak bir şeyler olunacak. Cebimizde taşıdığımız 33'lük tesbihleri sallamamızda sakınca var mı? Sakıncalı olduğunu söyleyen mi var ki? Cemaat de namaz kılarken hoca imam duayı içinden okurken aklımıza türlü türlü dünya işi geliyor. Namazda imam içinden duasını okurken biz de içimizden zikir çeksek olur mu? Olur. Dünya işi değil Allah'ı düşünmek için namazımız bozulur mu? Allah'ı tefekkür etmek zatullah noktasında haram. Biz dört kardeşiz. Tüm soruları cem ettim. Bir, ben tarikatın müntesip bir hizmet ehliyim. Vakfımızın işlerini yönetiyorum. Ancak namaz ve bir takım ibadetlerimizde gevşeklik gösteriyor ve yapamıyorum. Bunun için bir reçete var mı ve günahı nedir? Hizmet yapıyoruz. Ya bunların hayrı olur mu? Zerrece hayır işleyenin hayrı karşılıksız kalmaz. Zerrece şer işleyenin şerri de cezasız kalmaz. Allah affederse bu ayrı mesele. Bu eee Ehli tarikatın vartalarından birisidir. Vartadır bu. Varta boşluk demektir. Bir kimse bütün ehli cemaatin, ehli müminin, ehli tarikatın tamamiyetle bir vartasıdır. Varta şudur. Bir kimse bir hayırlı ibadet ediyorum. Bir yerde bir şey yapıyorum deyip kendisinde eminlik oluşup farzları boşaması, boşlaması, farzları gevşetmesidir. Hani kendince işte ben cömertim ya 5-6 tane işte fukara bakıyorum deyip namazı gevşetir. Orucu gevşetir. Veyahutta ya ben sohbetlere gidiyorum, sohbetlere gidiyor ya bir şeyler anlatıyor ya namazı gevşetir. Veyahut da zikrullaha gidiyor ya, zikrullaha gittiği için işte orucu gevşetir. Kıymetli dostlar, hadisi kutsi açık. Kim farzları yerine getirirse Allah'a en sevimli bir amel işlemiş, bir iş yapmış olur. <shared> Nafilelerle Allah'a yaklaştıkça yaklaşır, yaklaştıkça yaklaşır. Hadis-i kutsinin başı kim velilerime düşmanlık ederse Allah'a düşmanlık etmiştir. Kul farzları yerine getirmekle Allah'a en sevimli iş yapar. Nafilelerle yaklaştıkça yaklaşır. Yaklaştıkça yaklaşır. Ve Allah onu sever. Allah onu sevince gören gözü, duyan kulağı, tutan eli, yürüyen ayağı, söyleyen dili olur. Hatta bir rivayette düşünen aklı olur der. Düşünen aklı. Yani bu ne? Kalbi akıl. Devam eder. Benimle konuşur. Neden? Çünkü kalp Te, Allah var. Kalbe Cenab-ı Hak tecelli etti. Kalbe Cenab-ı Hak tecelli ettiğinden onun dilinden çıkan Allah'ın dilinden çıkan Allah'ın hukukuna, kanununa aykırı değil. Muhalefet değil. Onun ağzından çıkan Kur'an sünnete uygun. Benimle görür. O hikmet seyreder. O hayrettedir. Her baktığı şeyde Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarının tecelliyatına mazhar olur. Benim ne duyar? Duyduğu her şey Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarının tecelliyatıdır. Benim ne tutar? Cenab-ı Hak onun üzerinden sıfatını tecelli ettirir. Onun üzerinden esmasını tecelli ettirir. Onun tutması Allah'ın tutması gibi olur. Hani var ya Hudeybi anlaşmasıyla alakalı elinden tutanlar gerçekte Allah'ın elinden tutmuştur. İşte öyle bir zatın benimle tutar dedi elinden tutmak bu manada o hadisi kutsiye işaret eder. Benimle yürür. Yani siz onu harama götüremezsiniz. Heva hevese götüremezsiniz. Yanlışa götüremezsiniz. O yürüdüğünde cana bakın esma-i sıfatı da onun üzerinde tecelli ederekten yürür. Bunun kapısı bunun kapısı. Birincisi Allah'ın dostlarına düşmanlık etmemek. Eğer bir kimse Allah'ın dostuna düşmanlık ederse bu kapı ona aralanmaz. Allah'ın dostlarına düşmanlık edenlerin namazı da namaz değildir, orucu da oruç değildir sureten kılsalar dahi sireten değildir. Bir kimse Allah dostlarına karşı kalbinde düşmanlık var ise gerçek manada Allah'a düşmandır o. Bir kimsenin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin üzerinde düşmanlığı varsa o gerçekte Allah'a düşmandır. Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin, sizden olan emir sahiplerine itaat edin. Ehli sufi sizden olan emir sahiplerini Allah'ın velileri olarak görür. Allah'ın velileridir çünkü gerçekten Allah'ın dostu, Resulullah'ın dostu ve insanların dostu. O yüzden farzlardan gevşeklik yapmak bir vartadır mütevatir hadislerle sabit olan sünnet-i Resulullah'ta gevşeklik yapmak vartadır. Bir sufinin vartalarıdır bunlar. Sufi vartasıdır. Üstadının verdiği virdi çekip Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin namaz arkasındaki virtlerini terk etmek gibi. 33 sefer Sübhanallah, 33 sefer Elhamdülillah, 33 sefer Allahu Ekber. Yüzüncüsünde kim? La ilahe illallah ve atuhu la şerikele. Lehül mülkü ve lehül hamdu ve hu ala kulli şeyin kadir der ise, deniz köpükleri kadar günahı olsa o kimse affolunur. Hadis-i şerif. O zaman bir kimsenin normalde bu virdi bırakıp da benim üstadım bu virdi verdi deyip üstadının virdini yerine getirmesi varta olur. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin sünneti Resulullah'ı orada dururken üstadımın edebini yerine getiriyorum deyip sünneti Resulullah'ı terk etmek vartadır. Bir kimse Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin sözü dururken işte Ahmet Efendi'nin, Mehmet Efendi'nin, X Efendi'nin, Y Efendi'nin sözünü kale alıp o hadisi şerife ve sünneti Resulullah'a muhalefet etmesi günah-ı kebairdir, vartıdır. Hafife alması, bir kimsenin Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sözünü hafife alması günah-ı kebairdir, onu onunla alay etmesi küfürdür. O kimse dinden çıkar, tecdidi iman lazım. Tecdidi iman lazım olan bir kimseye evliyse tecdidi nikah da lazım. Allah muhafaza eylesin. İki, bir kadın ile çocuk yapmak ve cinselliğin tatmini için evlenilir mi? Eşimiz bizi cinsel olarak tatmin edemiyor ise ve çocuk doğurmuyor ise bu kadının günahı olur mu ve bu kadının eşine eşine yapmalı kadın nasihat, kadına nasihat edilir mi? Normalde evlenmezden önce bir kadın kendince bunları nikahında şart olarak koştuysa erkeğin ona söyleyecek bir sözü yoktur. Kadınların doğurmama hakkı vardır, Kadın, kadınların cinsel ilişkiye girmeme hakkı vardır ama bunu evlenmezden önce beyan etmesi gerekir. Nikahlanmazdan önce şöyle de diyecek, ben istediğim zaman cinsel ilişkiye girerim, ben istemediğim zaman cinsel ilişkiye girmem. Bunu kabul ediyorsa erkek o zaman bunda bir sıkıntı yoktur. Ben çocuk doğurmak istemiyorum. Ben istediğim zaman çocuk doğururum. Bana çocuk doğuracaksın dersen, benimle evlenme diyorsa kadın, o zaman erkek bunu bile bile nikahlarsa bunda bir beis yok. Ama evli bir kadının erkeğinin cinsel isteklerine cevap vermesi evliliğin içerisindeki makuliyettendir. Sünnete sünnetin içindedir. Hatta sünnet Resulullah'a göre ona cevap vermesi gerekir makul şartlarda çocuk edinmek yine sünnet-i Resulullah'ın içindedir ve bizim toplumumuzda makuliyettendir. Bunların konuşulmasına gerek yoktur. Eğer karşı taraf bunları konuşmadan nikahlandıysa bunları yerine getirmek zorundadır. Mesela bir kadının iaşesi için, bakımı için konuşmaya gerek yoktur. Çünkü evlenen bir kadının barınması, yemesi, içmesi, giyinmesi her şey erkeğe aittir. Erkek bunu karşılayamayacaksa bunu nikahlanmazdan önce söylemek de mükelleftir. Şunu diyebilir. Benim kazancım 2 lira, sana ancak 2 liralık hayat sunabilirim. Benden 3 liralık hayatı istersen bunu sana sunamam. Veya benim kazancım 1 lira, sana 1 liralık hayat sunabilirim. Veyahut da ben çalışmayı sevmiyorum, istemiyorum. Ya ben boş geziyorum, beni ailem bakıyor, annem babam bakıyor. Sen kadın olarak beni bakacaksan ben seninle evlenirim. Eyvallah, kadının ondan o zaman bir damla tuz istemeye hakkı yok. Bir damla tuz istemeye hakkı yok. Bunlar konuşulmadıysa, geleneksel Kur'an ve sünnet ve Hanefi iştahı neyse Hanefiler için, Şafiler için Şafi, Malikiler için Maliki iştahatları geçerli olur. Bunun yanında o zaman bu iştahatlar ve örfler geçerli olunca bunlar konuşulmadığı için kadının doğurmama ve cinsel ilişkiye girmeme hakkı olamaz. 16 CAH 24 yolu kapatmış hasta varmış. Üç, akika kurbanı kesememek sonucu çocuğu bir müsibet olur mu? Erkek için pilavlı tavuk dağıtmak yeterli olur mu? Kesmek zorunlu mudur? Akika kurbanı kesebilecek olanlara, kesebilecek olanlara sünnettir, nafiledir. O yüzden erkek çocuğuna iki tane, kız çocuğuna da bir tane akika kurbanı nafiledendir, sünnet-i Resulullah'tır yapmakla yükümlü ve sorunlu değildir bir kimse. Bunun yerine şunu yapalım demeye gerek yoktur, yükümlü değil. Ha pilav dağıtabilir bir şükür nişanesi olarak, bir hamd nişanesi olarak bu noktada bunda bir beis yok. Anne babam dinden uzak, gafil bir insanlar yanlarında durunca dahi günaha giriyorum ne yapmalıyım? Sabırlı ol, anne baba anne babadır, kafir dahi olsa onlara bu noktada bakıp gözetmekle mükellef insanlar. Hakkınızı helal edin. Evet. Ben bir abdest tazelemem lazım. Evet. Ah şekerim şekerim. turun destir. Hakkınızı helal edin. Allah razı olsun. Faizli araba aldım, pişmanım nasıl kurtulurum? Ödeyeceksin artık, çaresi yok. Zamanın kutbu mevcut ademiyetin en üst zirvesindedir demiştiniz. Bu halde her ademiyetin bir tane mi zamanın kutbu vardır? Her ademiyet kıyametle mi son bulur mevcut ademiyetin zamanın kutbu vefat edince ne olur her ademiyetin kıyameti aynı mıdır? Bir alimin ölmesi alemin ölmesi der hadisi kutsi de. O yüzden zamanın kutbu mevcut ademiyetin en zirvesidir. En zirvesi olunca o vefat edince hadisi şerif Hazreti Ali radıyallahu an hazretlerinin nakletti. İmam-ı Hanbel hazretlerinin işte bu noktada İmam-ı Hanbel'in Hazreti Ali'den nakletti. Hadis-i şerife göre zamanın kutbu vefat ettiğinde birisi boş kalmaz. Oraya bir kutupta tayin olunur. Kırtlardan daha doğrusu üçlerden birisi üçlerin sağındaki zamanın kutbu noktasına oturur. Sonundaki sağına geçer. 5'lerden 3'lere bir kişi alınır. 7'lerden 5'lere bir kişi alınır. 40'lardan bir kişi 7'lere alınır. 80'lerden bir kişi de 40'lara alınır. 120'lerden bir kişi 80'lere alır. 240'lardan bir kişi de 120'lere alınır. Bu böyle devam eder gider. Bu hadis-i şerifi Hz. Ali radıyallahu an hazretleri nakli bize söyler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinden, İmam Hanbel'de ve Tirmizi'de geçer. O yüzden zamanın kutbu Ademiyet'in en üst noktasıdır. Vefat ettiğinde bir alimin ölmesi, alemin ölmesi gibidir. Hadis-i Kutsince bir alem ölmüş gibidir. Yerine yenisi geçer, yerine yenisi geçer, yerine yenisi geçer, öldükçe. Son Zamanın kutbu atanmadığı zaman kıyamet kopar. Her zamanın kutbunun vefatı bir kıyamettir. Bir insana birden fazla insan bela olursa ne olur? İnsan nasıl dayanır? Mesela yüz kişi kadar hocam. Sen kendin belasın, tövbe et. Bela belayı çeker. Ateş ateşi çeker, nur nuru çeker, nar narı çeker, kötü kötünün yanında durur, iyi iyinin yanında durur. Bir iyinin yanında bir kimse kötülük yapmaya devam etse orada tutunabilir mi? Güzel ahlaklı bir kimsenin çirkin ahlakların içinde ne işi var? Çirkin ahlaklı güzel ahlaklarının yanına gelirse güzelleşir. Çirkin ahlaklı da güzel ahlaklı da çirkin ahlakların yanına giderse iki şey olur. Bir ya orayı güzelleştirir ya kendisi çirkinleşir. ıtırcık dükkanına giden, ıtır kokar demirci dükkanına giden iz kokar bir başkasını bela olarak görmeyin. Veyahut da bütün insanlar bana kötülük yapıyor. Bunlar insanın kendi nefsini temize çıkarması. Bütün herkes toplandı sana kötülük yapıyor. Nefsini temize çıkarıyor. Değil. Sen iyi ol. Sen güzel ahlaklı ol. Sen temiz ahlaklı ol. Sen nura doğru koş. Senin vazifen bu. Bir kadın eşi vefat ettikten sonra çocukları küçükken bir başkasıyla evlendiğinde o kimse çocuklara soyadını vermek isterse dinen bu nasıl karşılanır? Çocuklar babaya aittir. Baba vefat ettiğinde birinci derecede babanın babasınadır çocuklar. Babanın babası yoksa çocukların amcasıdır birinci derecede. Çocuklar kadına ait değildir. Bizim toplumumuzda hani hadis-i şerif var ya bir çocuk annesinden ayrı, anne çocuktan ayrı ağlıyor, feryat ediyor. Allah Resulü soruyor bu kadın niye ağlıyor? Esir kadın. Diyorlar ki ya Resulallah çocuğundan ayrı düştü. Çocuğunu ona verin diyor. Çocuğunu ona verin. Ey ashabım bu kadın diyor çocuğuna ne kadar merhametli değil mi? Evet ya Resulallah. Allah'ın sizlere olan merhameti bu kadından çok 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 fazladır diyor. Misliyledir. Buradan İslam fıkıhçıları iştahat ediyorlar. Diyorlar ki çocuk akıl bali oluncaya kadar annenin yanında kalmalı. İyaşesi babaya ait ama. İyaşesi babaya ait. Kadın bakmayı kabul ederse çocuğunu İyaşesi babaya ait olmak üzere çocuk orada bakılacak. Çocuk babaya ait. O yüzden babaya ait olduğundan iaşesi de ona ait. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri vefat ettiğinde bakımını kim aldı? Dedesi. Ölmezden önce ne yaptı? Amcasına verdi, vasiyet etti. Bu İbrahim'i bir dine müntesibiz biz. Bu İbrahim aleyhisselamdan ta Adem'den itibaren gelen hukuk. Bu yeni değil. O yüzden çocuk babaya aittir. Bu noktada baba vefat etti. Çocuklar dedeye gidecek. Baba dedesine. Baba dedesi bunu kabullenmekle mükellef. Yok, amcasına gidecek. Amcası çocuklarına bakmakla mükellef. Sıralıyor İslam hukuku bunu. Ondan sonra baba tarafı bitince anne dedeye gidiyor. Sonra da iyiye gidiyor. Yine kadına bırakmıyor. Bakın kadına bırakmıyor direkt yine. Hani sen çocuklarını alabilirsin demiyor. O yüzden bir bu noktada soyadını o kimseye veremez. Çocuklara bu durum nasıl ve ne zaman anlatılmalı? Çocuklara normalde bunun ta en baştan anlatılmalı. E çocuklara küçükken babası olmadığı halde ona baba dedettiriliyor. Bu sefer çocuk büyüyor. Diyorlar ki senin baban bu değil. Şok yaşıyor. Yanlış. Allah muhafaza eylesin. Ölen kimsenin soyu bu erkek çocuklarsa eğer soy bu anlamda kesilmez mi? Yani normalde o kimsenin soyu devam ediyor çocuklarından ve o kimseden kalan miras yeni evlendiği kimseden olma çocuklarına kullanılabilir mi? Olmaz. Ölen adamın mirası sadece o çocuklara ait. Gördünüz mü nasıl iş çetrefelleşiyor? babalarından kalan miras çocuklara ait. Adam sonradan evlendiği kadının çocuklarına geçmez o miras. Direkt çocuklara ait. Ölen adamın çocuklarına ait. Mutmainlik ve yakınlık kişinin talebi ve gayreti ile mi alakalıdır? Evet. Kim Allah'a bir adım yaklaşırsa Allah ona on adım yaklaşır. Hadis-i şerifi, hadisi kutsisi buna bu manada cevaptır. Allah'ın meccanen ikram ettiği kullar var mıdır? Vardır. Ama bir kimse de kendisini meccanen ikram ettiği kul olarak görebilir mi? Evet. Bunun gayret etmemesini gerektirmez. Sen tarlayı kaz, tohumu at. Sen bununla mükellefsin. Sen çalışmakla mükellefsin. Sen meccanen ikram eder bana deyip de tarlayı kazıp da Tohum atmazsan, e bilmem sen okullardansan, evet meccanen ikram eder. Sen tarlaya bir nazar edersin veyahut da istersin, dersin ki bu tarladan bana buğday gelsin, Cenab-ı Hak verir. Biz kendimizi okullardan görmediğimizden böyle söylüyoruz. Böyle bir kimse varsa onun hakkıdır. Ben bu kapıyı kapatmam. Bu onun hakkıdır. Buna söyleyecek bir lafım yok. Hani sufilerde böyle vardır ya naz ehli olmak. Herkes de nazehli olmak ister. Böyle istemeden versin o. Muhteşem bir şey. Bunu yaptığı kullar var mıdır? Vardır. Kimdir onlar? Yine hadisi kutsi. Kul öylesine Allah'ın zikrine dalar. Öylesine zikreder ki Allah'tan bir şey istemeye zamanı olmaz. Allah onun ihtiyaçlarını karşılar diyor. Eyvallah. E senin çay içecek zamanın var, dedikodu edecek zamanın var, gıybet edecek zamanın var, laf taşıyacak zamanın var, kavga edecek zamanın var, küfür edecek zamanın var, ne bileyim işte avara avara dolaşacak zamanın var o alışveriş merkezi benim, bu alışveriş merkezi senin gezme zamanın var. O park senin, bu kafe benim, o çay senin zamanın var. Bir de sen naz ehli olmak istiyorsun. Sen Yusuf gibi güzel değilsin ki. Yusuf gibi güzelsen naz et. E sana Yakupluk, Yakupluk, Yakupluk düşmüş. Öbür türlü. Ya o zaman gözün kör oluncaya kadar ağla. Yusuf'san söyleyecek lafım yok. Hiçbir Yusuf'a söyleyecek lafım yok. Güzele naz yakışır. Nazlandıkça güzelliği artar onun. Nazlandıkça albenisi artar. Nazlandıkça kıymeti artar. Nazlandıkça onun baktığı yer mamur olur. Eyvallah. Kendini Yusuf görüyorsan nazlan. Söyleyecek laf yok. Ev, o zaman da senin bir şey istemene gerek yok. Ama ya Rabbi diyorsan belki Yusuf değilsin. Senin de benden farkın yok. Üç sayfayı bitirmiştik herhalde, değil mi? Dördüncü sayfanın başından mı başlayacağız? Ara bir olunca rahat oturmak lazım. Biraz böyle bir derin nefes almak lazım. Böyle bir kendini toparlayıp dikkat etmek lazım. Odaklanmak lazım. Öyle normal değildir Arabi sohbetleri. Bak kafadan çarpıyor böyle. İnsan alıp götürüyor bir taraftan bir tarafa. Ben sevgilinin sevgilisiyim. Ah bir bilseniz. Sevgi de bizim sevgilimiz. Ah bir anlasanız. Eğer benim niyetimi anlarsanız Yüce Allah'a hamd ediniz biliniz niçin çevremdekiler sözlerimden yüz çevirdiler? Çünkü benim sözlerimi anlamaktan çok uzaktı onlar. Niçin açık seçik gösterdiğim şeylere gözlerini kapadılar ve varlığımdaki sevgilimi görmediler? Sevmedim ben onun hakkından hiç kimseyi. Anlayınız, hayır hayır, varlığımdan başka kimseyi ilahi niteliklere büründüğümden beri onun zuhur yerine döndüm. Evet tam öyle oldum. Öyleyse bana bağlanınız. Ben Allah'ın ipiyim. Yaratılışınızda bunu iyi biliniz. Öyleyse kul olarak hizmete koyulunuz. Kapıma geliniz. Zeynep'i, Nizam'ı ya da inanı seviyorum dersem o zaman iyi anlayınız ki bu bir simgedir. Eşsiz ve sonsuz güzel ki ardında çok değerli ve yıldızlı bir giysi var. İşte ben onu giyenin üzerindeki giysiyim. O giysiyi giyen kimdir bilinmez. O giysinin içinde vaktiyle hallacın dediği var. Öyleyse geliniz, neşeleniniz, sevininiz. Aşk hayatına yemin olsun ki ne zaman onun müşahade etsem o gelir önümde belirir sizi müşahade edeyim diye. Göz göremez Allah'ı olduğu gibi her an ve her durumdadır fakat yok gibidir sanki. Arabi kitabül fenai fil müşahade. Devam edelim. Buradan hiç konuşmayalım mı? devam edelim demişsin de sen sana mı uyalım yoksa buradan bir iki dem edelim mi? Tabi buradan bir iki dem ederken de hani Arabi okumaya çalışanlar genelde Mesnevi'den faydalanırlar. Ve Mesnevi'den bu manada açılım ararlar, bulurlar. Buna hemen buradan bir dem vuracağım. Ben her toplulukta ağladım, inledim. İyi hallilerle de eş oldum, kötü hallillerde Herkes kendi zannınca dost oldu bana. İçimdeki sırlarım, sırrımıysa kimse aramadı. Benim sırrım feryadımdan uzak değil. Fakat kimseye canı görmeye izin yok. Aslında ben sevgilinin sevgilisiyim. Sevgili Allah. Ben Allah'ın sevgili kuluyum. Allah'ın sevdiğim. Ben ona aşığım. O da bana aşık. Arayan bulur, bulan tanır, tanıyan sever, seven aşık olur. Allah cevap veriyor. Ben de ona aşık olurum. Allah'a kim aşık olursa Allah da ona aşık olur. Kim ona yüz adım gelirse o ona bin adım gelir. Kim ona bin adım gelirse o ona koşar. Ben sevgilinin sevgilisiyim. Allah benim sevgilim. Ben onu çok seviyorum. Allah da onu seviyor. Allah'ın sizi ne kadar sevdiğini merak ediyorsanız hadisi kutsi sizin Allah'ı ne kadar sevdiğinize bakın. Eğer siz Allah'ı öylesine çok seviyorsanız, öylesine çok seviyorsanız Bilin ki o sizin sevdiğinizden çok 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 fazla misliyle sizi seviyor. Siz o çünkü Rahmandır. O aynı zamanda Rahim'dir. Onun rahmeti gadabını sarmıştır. Rahmetinin sarmadığı hiçbir şey yoktur. O zaman kulun bir damlasına karşılık o sayısız damla verir senin gece yarısı akıttığın bir damla gözyaşının karşılığında sayısız lütuflar verir. Hani kim beni bir cemaat içerisinde zikrederse o daha hayırlı bir cemaat içinde zikrederim. Kim beni nefsinde zikrederse ben de onu kendi zatımda, kendi nefsimde zikrederim. Kim beni zikrederse ben de onu zikrederim. O zaman o kim ona sevgili gibi yaklaşırsa o da ona sevgili gibi yaklaşır. Hem de misliyle yaklaşır. Hatta misliyle yaklaştığından dolayı kim ona bir adım attığında onun aşk girdabına girer. Kim onun aşk girdabına girerse zaten kendi aşkını unutur. Kendi muhabbetini unutur. Kendisini unutur. Artık her yerde onun aşkının tecelliyatını yaşar. Onun aşkının tecelliyatını yaşadığından dolayı onun kendisi kalmaz. Sadece ve sadece onun aşkının ve sıfatlarının tecelliyatı kalır. O yüzden sevgi de bizim sevgilimiz. Ah bir anlasanız. Buradaki sevgi duygudur. Bu duygunun temel olarak sahibi Allah'tır. Sevgi de bizim sevgilimizdir. Allah'ın sevmesi de bizim sevgilimizdir. Bizim sevmemiz de bizim sevgilimizdir. Biz sevmeyi severiz. Sufiler topluluğu sevmeyi severler. Eğer bir sufinin içerisinde kalbinde bir nefret var ise o henüz daha sufi olmamıştır. Eğer sufinin kalbinde sevgiden başka bir şey kalmaz ve sufiden nefret çıkmaz. O yüzden derim Küfür etmek sufinin işi değildir. Kalbi kararan kimselerin işidir. Hakaret etmek kalbi kararan insanların işidir. Sevgisizlik kalbi kararan insanların işidir. Sevgisizlik sufinin işi değildir. Allah'ı sevenlerin işi değildir. Allah'ı sevme iddiasında bulunanların üzerinden sevgisizlik akmaması gerekir. Eğer üzerinden sevgisizlik akıyorsa gaflettedir, şeytaniyettedir, nefsaniyettedir. Hızla tövbe etmesi gerekir. Allah muhafaza eylesin. Amin. Eğer benim niyetimi anlarsanız yüce Allah'a ham dediniz. Eğer bu noktada bir velinin Allah sevgisini anlarsanız Allah'a ham dedin. Bir velinin Allah'a olan aşıklığını anlarsanız Allah'a hamd edin. Bu çünkü büyük bir nimettir. Bir velinin sevgisini ve aşıklığını anlamak binlerce cilt kitaba bedeldir. Çünkü onu anlamak Allah'ın sevgisini anlamak, Allah'ın merhametini, rahmetini, lütfunu, ikramını anlamaktır. Çünkü velinin üzerinden tecelli eden sevgi, Allah'ın sevgisidir. Bunu anlayan kimse Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarına mazhar olmuş, sıfatlarının tecelliyatını seyreden, hayretten hayrete geçen kimse demektir. Biliniz, niçin çevremdekiler sözlerinden yüz çevirdiler? Aşıkların sözleri bu manada aşık olmayanlara ters gelir. Sevgiden konuşan, muhabbetullah'tan konuşan, Cenab-ı Hakk'ın ilmi hakikatinden konuşanlar konuşanları ancak ilmi hakikate ram olanlar anlarlar. O yüzden sufileri seven çok yoktur. Sufileri herkes sevmez. Herkes sevemez. Sufileri herkes kabul edemez. Herkes kabullenemez. Herkes sıraya geçer küfür fetvası vermek için. Herkes sıraya geçer onların bir eksikliğini göstermek için. Herkes sıraya geçer onları nasıl kosayla biçelim diye. Herkes sıraya geçer sözlerinden alalım da bir tane küfür fetvası çıkaralım anına çakalım diye. O yüzden sufiler çok sevilmezler. Eğer bir sufiyi çok seviyorlarsa o gerçek sufi değildir. O hakikati konuşmuyordur. Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri vefat ettikten sonra anlaşılmış ve sevilmiştir. Sağlığında herkes çok affedersiniz, çok özür dilerim. Lutiliğine varıncaya kadar fetva vermişlerdir. Ve Hazreti Şems'i öldürmek için, Hazreti Şems'i kovmak için bütün dervişler ayağa kalkmıştır. Hazreti Şems'i kovmak için Konya'dakiler ayağa kalkmışlardır. Bizim Mevlana'mızı elimizden aldı diye. Yine aynı şekilde Hazreti Mevlana kendi zamanında değer anlaşılmamış, kendi zamanında sevilmemiştir. Bu Abdülkadir Geylan Hazretleri de dahildir. Sürgüne gönderilmiştir Mısır'a. Bu Ahmed Ar Rufai Hazretleri için de geçerlidir. Bu Hacı Bayram için de geçerlidir. Hacı Bayramı Veli Hazretleri için siyasetçilere günün padişahına olur olmadık, bir sürü sözler söylenmiş. Ve koca beyazı Hacı Bayram ve Lazetlerinin tekkesine tabiri caizse basmıştır. Ve der ki Hacı Bayram. O der ki benim bana karşı mürit toplarmışın. Toplar bütün müritleri. Hiç cevap vermez. Kim bana tabi olacaklar? Bu kılıcımın altına kim yatacak? Kim candan geçer de, geçti der. Herkes durur. Ya şey efendi kafeyi de herhalde der. Ya belliydi böyle olacağı zaten. Hayalliyordu. Kendi kendine bir şeyler söylüyordu. Bir tane erkek derviş çıkar. Efendim ben Allah için size bağlandım der. Bu canı vermeye razıyım. Katar çadırının içerisinde o elin, elinde kılıç, kan damlaya damlaya gene çıkar. Yok mu başka der. Bir kadın çıkar. Ben derviş adam. Götürür onu, içeri katar, yine kan damlayan kılıçta çıkar. Yok mu başka der. Bana canıyla teslim olan. Bir buçuk kişi döner Haşmetlim biz iki buçuk dervişiz der. Biz iki buçuk dervişiz sözü oradan kalır şeyh değil, iki buçuk dervişiz der. Sonradan anlaşılır ki içeride koyun boğazlamıştır. Hep zamanın siyasileri çok enderdir. Çok enderdir onlar, çok erdemli insanlardır. Gidip bir velinin elini öpüp dizinin dibinde durur. Çok erdemlidir. Onlar. Onlar da aslında evliyadandır. Siyasetçi de değildir o. Bir velinin terbiyesine girip elini öpmek siyasetçi değildir. O yüzden sufilerin sözleri nefislere acı gelir. Sufilerin hakikati nefislere tatlı gelmez. Nefse acı gelir ve kendince ters gelir onlara. Bırakıp giderler. Nefislerine ağır gelir çünkü. O yüzden bizim Oktay'ın dediği gibi en iyi şeyh ölü şeyhtir. Neden? E nefsine ters gelecek bir şey söylemez. Sen kendi kafandan o şeyhi konuşturursun. Kendi kafandan o şeyhi konuşturup kendi heva ve hevesine tabi olursun. Ondan sonra da oturursun, dersin ki biz rüyamızda görüyoruz. Bize şöyle diyor, bize böyle diyor. Kılıcı şöyle keskin, kılıcı böyle keskin. Harika. O zaman kılıcı Abdülkadir Geylan Hazretlerinden daha keskin değil ya? O zaman Hazreti Ali radıyallahu an hazretlerinden daha keskin değil ya? Ne yapma silsileyi takip ettin ki? Evet. Çünkü insanlar o velilerin sözlerini ve hallerini anlamaktan uzaktırlar. Perdelidirler. Dünyaya karşı muhabbetleri olduğundan bir türlü o perdeyi açamazlar, aşamazlar. Ve aslında sıfatsal olarak zahir olan bütün her şeyi görmekten uzakturla uzaklardır. Çünkü bir velinin üzerinde tecelli eden Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarıdır. Ama o kimse o sıfatları görmemek için iddia eder, inkar eder, sırtını döner. Alemde zuhur eden, alemde tecelli eden Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarıdır. Ama insanoğlu bunu görmek istemez. Bunu görmekten uzaktır avamdır çünkü. Ve varlığımdaki sevgilimi görmediler. Hani onunla konuşur, onunla yürür, onunla bakar, onunla düşünür ya. Ama bu velinin üzerindeki Cenab-ı Hakk'ın sıfatsal tecelliyatını görmek istemediler. Görmediler. Hani Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin üzerinde tecelli ediyordu ya. Aynı müşrikler ne diyorlardı? O da bizim gibi bir insan. O da bizim gibi bir yiyip içiyor. Madem Allah bir peygamber gönderecekti, neden bir melek göndermedi? Çünkü bizim gibi yiyen içen bir kimsenin biz peygamberliğini ve veliliğini kabul etmek istemeyiz. Hz. Mevlana C. Hazretleri de Mesnevi'de der ki, sen onu kendin gibi görürsün. Sakın ha edepsiz olma. Onu kendin gibi görme. Hatta başka bir yerde der ki o seninle hoş sohbet edip senin seviyende konuşuyor. Sakın ha der. Onu kendin gibi görme. O Allah'ın velilerini, o Allah'ın dostlarını kendin gibi görme. Edepte, saygıda kusur etme. Yanlış davranma der. Aynı şey. Hazreti Muhyiddin Arabi Hazretleri diyor ki, benim varlığındaki yani benim üzerimde tecelli eden Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarını görmek istemediler. Sevmedim ben onun halkından hiç kimseyi. Anlayınız. Hayır hayır. Varlığından başka kimseyi. Onun halkından dedi halk ettikleri. Ben onun halk ettiklerini sevmedim. Ben onun halk ettiklerine aşık olmadım. Ben onun halk ettiklerine karşı kendimi onlara vermedim. Ya ben onu gördüm her yerde. Onun her tarafta sıfatlarının tecelliyatlarını izledim ve her sevdiğimi o diye sevdim. Ve her sevdiğimi her gördüğümü o diye gördüm ve onun sıfatları olarak gördüm. Onun halk ettiği bir şeyi, halk bir şeyi normalde karşıdaki bir şey olarak ona değer verip ben onu sevmedim. Ya her tecelli eden, her fiiliyatta onun fiiliyatını, onun sıfatını gördüm. Gerçekte onu sevdim. Bir arkadaşı severken gerçekte onu sevdim. Bir dostu severken gerçekte onu sevdim. Bir kadını severken gerçekte onu sevdim. Bir çocuğu severken gerçekte onu sevdim. Bir ağacı, bir çiçeği severken gerçekte onu sevdim. Bir güzel kokuyu koklarken gerçekte onu kokladım. Duyduğum, işittiğim, söylediğim, tattığım bu normalde duyu organlarıyla ve kalbimle. Her ne yaşadıysam, her ne gördüysem, her nereye baktıysam onun sıfatlarının tecelliyatını gördüm. Ben hayvanlar gibi olmadım. Ben eşekler gibi olmadım. Hayvanlar gibi şehvete düşmedim. Ben kadını severken dahi onun cemali sıfatının tecelliyatını gördüm. Ben kadınla konuşurken dahi onun kelam sıfatının tecelliyatını gördüm. Ben dostumla konuşurken onun veli ismi şerifinin tecelliyatını gördüm. Ben bir müminle konuşurken onun mümin ismi şerifinin tecelliyatını gördüm. O yüzden hiç kimsenin yüzüne hakaret edemedim. Bütün yüzleri cemalullah olarak gördüm. O yüzden hiç kimsenin yüzüne tüküremedim. Çünkü bütün yüzleri Cemalullah olarak gördüm. Cemalullah'ın bir tecelliyatı olarak gördüm. O yüzden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri yasakladı. Övümeze ve lümeze dedi. Sakın mimiklerinizle bir başkasını terbiye etmeyin. Sakın mimiklerinizle bir başkasını korkutmayın. Sakın mimiklerinizle bir kimseye alay almayın dedi. Çünkü bütün yüzlerde Cenab-ı Allah'ın cemal sıfatı tecelli ediyordu. İşte sufi ahlakı bu olması gerekirken sufiler bu ahlaktan uzaklaştıkça insanlıktan uzaklaştıkça insanların içerisinde vahşet, delalet, insanların içerisinde korku, zulüm hakim oldu. Ve düşünebiliyor musunuz? Bir sufi, bir sufi asla ve asla mimikleriyle hiçbir yüzü alaya almaması gerekirken Hepsi de ahlaksızlık çukuruna döküldü gitti. Ve dünya ne yazık ki acımasız bir hale geldi. Ve bu ahlak noktasında olan kimseler asla velileri ve sufileri sevmediler. Asla. Gerçek manada sevemediler. Nefislerine acı geldi. Nefislerine hoplattı, zıplattı. Nefislerine zor geldi. Uzaktan sevmek aşkların en güzeli dedi. Herkes uzaktan sevmeye çalıştı. Yakında olmak ince bir edep istiyordu. Yakında olmak ince bir ahlak istiyordu. Yakında olmak farklı bir hal istiyordu. Her daim uyanık olmak, her daim istim üzerinde durmak, her daim ona karşı kendisini her daim belli bir çizgide tutması gerekiyordu. Buna güç yetiremeyenler uzaklaşıp gittiler. Anlayınız hayır hayır varlığından başka kimseyi. Çünkü kendi varlığına baktığında Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarının tecelliyatını görüyordu hem zahiri hem batini. O sıfatsal tecelliyatın mükemmelliğini yaşadığından dolayı diyordu ki ben bu manada kendi varlığına baktığında sıfatların tecelliyatını gördüğünden gerçekte onu sevmiş oluyordu. İlahi niteliklere büründüğümden beri onun zuhur yerine döndüm. Ben ilahi sıfatların tecelliyatı olduğumdan beri onun zuhur yeri o her daim zuhur eder. Ben onun zuhur, zuhurullahı oldum. Zuhurulgahı oldum. Tecelligahı oldum. Neden? Ben onun sıfatlarıyla sıfatlandım. Burada ilahi nitelikler diye çeviren çevirmiş. Buradaki bu onun ilahi sıfatlarına büründüğümden beri ilahi sıfatlar onun sıfatıyla sıfatlanmak. O cömerttir. Cömertleri sever, cömert olmak. Bunun gibi. O cud ehlidir. Cud ehli olmak. Cud ehli olmak ne demek? İstemeden vermek. Cömert ne demek? İsteyene vermek demek. Cömert isteyene verendir. Cud ehli. Bir yerdeki sıkıntıyı görüp istemeden verendir. Bu Allah'ın ahlakıdır. Sırrıdır. Bunun gibi Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak, Allah'ın sünnetlerinin sıfatlarının üzerinde tecelli etmesini görmek, af sahibi olmak, merhamet sahibi olmak, rahmet sahibi olmak, yakın dahirene daha fazla rahmet sahibi olmak, Er-Rahim. Mu'in olmak, yakın olmak her şeye. Latif olmak insanların içinde bu noktada lütufiyeti üzerinde bulundurmak. Allah gerçekte kendi sıfatlarını sever. Allah'ın seni sevmesi senin onun sıfatıyla sıfatlanmandandır. Ne kadar onun sıfatıyla sıfatlanırsan o kadar seni sever. Çünkü sen onu seviyorsan onun sevdiği hale gelmek istersin. Sevginin ruhanileşmesi, sevenin sevdiğini memnun etmek için onun isteklerini yerine getirmesidir. Bu ruhani sevgidir. Tabi sevgi nedir? Annenin çocuğunu sevmesi gibidir. Tabii sevgidir. Ağacı, böceği, çiçeği sever insan. Tabi sevgidir. Adam karısını sever, kadın da kocasını sever. Tabi sevgidir bu. Bu herkes her şeyi sevdiği gibi herkes her şeyi sever. Bu tabii sevgidir. Buradan çıkıp ruhani sevgiye yükselmeye başlayınca seven sevdiğini memnun etmek için uğraşır. Seven sevdiğini memnun etmek, razı etmek için uğraşır. O zaman sevdiğinin halleriyle hallenir. Sevdiğinin istediği gibi olur sevilen sevene oradan kalk buraya otur deyince kendi kendine düşünmez. Neden beni oradan oturtturup buraya kaldırdı? Sağlı sollu yaklaşın. Ruhani sevgide sevilenin raziyetliğini aramak vardır. Müminler Allah'ı ruhani bir sevgiyle sevmeye başlayınca onun razılığını ararlar. Sen neden seviyorsun, neyi seviyorsan onu seveyim. Sen neden razı oluyorsan ben de ondan razı olayım. Senin razı olduğun haliyle halleneyim. Ben o yüzden karı koca arasında veya seven sevilen arasındaki insanlar ilişkilerinde bunun tam olarak gerçekleştiğini görmem. Gülerim içimden. Bir kadın kocasına aşıktır sözde. Ama der ki aşkım ben seni çok seviyorum buraya gelir misin? Aşkım seni çok seviyorum diyen kimse sevdiğinin kapısının önünden ayrılmaz. Ne demek buraya geliyor musun? Bir kimse sevme iddiasındaysa kendisi yoktur. Sadece sevdiği vardır. Bu kendisi yoktur ne demek? onun kendi isteği, arzusu, üzerindeki tecelli eden sıfatları nefes alıp vermesini dahi o sevdiğine bağlar. Der ki şimdi nasıl nefes alıyor acaba? Ben de onun gibi nefes alayım. Onun kalbi ne zaman atıyorsa benim kalbim de o zaman atsın. Rabut eder, bekler, elini kalbinin üzerine koyar, kalbini sıkıştırır. Ritmini bozar. Sadece onun aynı ritim dağıtması için. Eğer ritmini ona bağlayamazsa o sevgide kemale ermemiştir. Nefesini sevdiğine bağlar. O nefes alıp verirken o da nefes alıp vermek ister. Bekler yanında. Nefesini tutar. O ne zaman nefes alıp veriyorsa o da o zaman nefes alıp vermeye başlar o ne zaman ağzına lokma götürürse o da o zaman götürür. O ne zaman çorbadan bir kaşık alıyorsa o da o zaman bir kaşık alır. O ne zaman bir lokma yediyse o da o zaman bir lokma yer. O hangi adımını attıysa o da o adımını atar. O ne düşünüyorsa onun düşüncesine rabıt eder. Onun düşüncesini yakalar. Onun kalbindekini yakalar der ki ben onun kalbine girmem, girmeliyim. Onun kalbinde ne hissettiğini görmeliyim. Onun kalbinde ne duyduğunu görmeliyim. Onun kalbindeki isteği, arzuyu, onun kalbindeki hissi, onun kalbindeki ilmi, onun kalbindeki aşkı, onun kalbindeki muhabbetullahı yakalamalıyım. Onun kalbinde olmalıyım. Çünkü eğer onun kalbi Allah'ın zatının sıfatlarının tecelligahıysa, ve ben de o kalpte duruyorsam Musa gibi Musa'nın Tur-i Sina'da beklediği gibi beklemeliyim. Çünkü onun kalbinin dehlizlerinde, onun kalbinin derinliklerinde o tecelli edecektir. Ve o bak şu dağa dediğinde dağa baktığında sen de bayılacaksın onun içerisinde. Musa'nın yanında duranlar nasıl Turi Sina'ya tecelli bayılıp kaldıysa sen de sevdiğinin kalbinde dur. Senin o sevdiğinin kalbinde dururken o sıfatsal olarak tecelli ettiğinde sen de bayıl kalbin bir daha hiç ayılmasın. Allah Allah. Öylesinedir bu sevmek öylesine sevemiyorsan hiç olmazsa seviyormuş gibi yap. İşte bu ruhani sevginin perdeleridir. O ruhani sevgiye dalan kimseler ancak sevdiklerini düşünürler. Ancak sevdiklerinin razılığını düşünürler. O yüzden onu razı edeceğim diye. Onu, onu razı etmek için gayret gösterirler. O yüzden ona sevdaya düşenler farzlarıyla ona yakın olmak isterler. O yüzden nafilelerle yaklaştıkça yaklaşmak, yaklaştıkça yaklaşmak, yaklaştıkça yaklaşmak, yaklaştıkça yaklaşmak, yaklaştıkça yaklaşmak ve onun bütün sıfatlarının üzerinde tecelli ettiğini görüp hayretten hayrete, hayretten hayrete, hayretten hayrete geçmek isterler. İşte o yüzden Hazreti Pir diyor ki Allah'ın ilahi sıfatları benim üzerimde tecelli edip onun nazargahı, onun tecelligahı olduğum yere döndüm ben. Çünkü bende kendi ait hiçbir şey kalmadı. Benim düşüncem kalmadı, benim fikrim kalmadı. Benim olan hiçbir şey kalmadı. Çünkü öylesine yaklaştım, öylesine yaklaştım, öylesine yaklaştım. O beni sevdi. O beni sevince diye içine alıverdi. Bütün her şeyimi ne yaptı? Kendi üzerine aldı. Ne dedi Hz. Muhammed Mustafa'ya? Sen atmadın ben attım. Siz öldürmediniz ben öldürdüm dedi. Bütün her şeyini kendi üzerine aldı. Her şeyini kendi üzerine aldı. Çünkü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin kendinden hiçbir şey yoktu. Ayeti kerimeyle de çaktı. Dedi ki o heva ve hevesinden konuşmaz. Benim sözümü söyler. Sonradan gelen 1400 yıldan sonra gelen nice ahmaklar kalktılar. Hz. Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin tertemiz hadislerini ve sünnetlerini reddettiler. Ahmak ki ahmaklar hepsi de. Hz. Muhammed Mustafa'nın maneviyatını tanımaktan uzaklar. Onsuz karanlıktır bütün yollar. Karanlıkta kal. Kalan kimse karanlığa aşina olursa aydınlığı bilemez. O yüzden evet tam öyle oldum. Öyleyse bana bağlanınız. Evet ben sıfatlarının üzerinde tecelli ettiği bir tecelligah oldum. Bana bağlanmanız gerçekte ona bağlanmaktır. bir anlaşması. Ey habibim o ağacın altında senin elinden tutanlar var ya Gerçekte Allah'ın elini tutanmış, tutmuşlardır. Bir veliye tabi olmak, Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin, sizden olan emir sahiplerine itaat edin. Ayeti kerimesidir. O yüzden Hazreti Pir der ki, bana bağlanınız. Sen onu kalkıp da Allah muhafaza eylesin. Alelade bir insan gibi görme o sıfatların tecelligahı olmuş. Ben Allah'ın ipiyim yaratılışınızda. Bunu iyi biliniz. Hani Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri bugün rüya göreniniz var mı dedi ashabına. Ashab sustu. Dedi ki ben bir rüya gördüm. Herkes pul dikkat. Dedi ki gökten bir ip indirilmiş. İp sarkıtılmış. Bir urgan. Önce urgana ben tutundum. Benden sonra Ebu Bekir, ben ondan sonra Ömer, ondan sonra Osman, ondan sonra Ali, ondan sonra ip koptu diyor. Ashab bunu dinleyince öyle herkes bunu ben yorayım mı? Böyle diyemez. Her şeyin bir edebi, adabı, erkanı var. Asabın en faziletlisi. Asabın en faziletlisi. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin mağara dostu. Aynı zamanda Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin kayınpederi. Aynı zamanda erkeklerden ilk Müslüman olan Kim? Hazreti Ebu Bekir anh. Malını, mülkünü, her şeyini feda etmiş. Her şeyini. Tevazu ile, sessizce Ben tevil edebilir miyim ya Resulallah? Niham evet, tevil et. Ey Allah'ın Resulü Gökten inen ip, Allah'ın ipi Kur'an. Önce sen tuttun. Senden sonra benim tutacağıma, benden sonra Ömer'in tutacağına, Ömer'den sonra Ali'nin tutacağına, ondan sonra da bu ipin kopacağına ve fitnenin hakim olacağına işaret. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri suskun. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri bir şeyi sustuysa kabul etti manasıdır hoşnutsuz değil. Hani Yemen'e vali gönderiyor ya. Neyle ne ile hükmeteceksin? Kur'an'la ya Resulallah. Bulamazsan senin sünnetin ne ya Resulallah? Bulamazsam kıyas ederim ya Resulallah. İştahat ederim. Tevessüm ediyor. Kabul ettiğine işaret. Bunun gibi. İşte Hazreti Pir diyor ki ben Allah'ın ipiyim yaradılışta. Yani ben Kur'an ve Sünnete sımsıkı yapıştım. Yaradılışınızda diyor. Bu ne demek? Ruhlar aleminde birbirlerini sevenler bu dünyada da birbirlerini severler. Hadisi kutsi yaradılışta. Öyleyse kul olarak hizmete koyulunuz, kapıma geliniz. Burada Allah'a kulluk olarak nitelendirin bunu. O şahsa değil. Yani ben size Kur'an ve sünneti anlatacağım. Ben size Kur'an ve sünneti anlattığımda buna tabi olun. Ben size Allah'ın hakikatlerini anlatacağım. Bu hakikatlere tabi olun. Zeynep'i, nizamı ya da inanı seviyorum dersem o zaman iyi anlayınız ki bu bir simgedir. Eşsiz ve sonsuz. Güzel. Ben birilerini sevdiğimi söylediğimde bilin ki onlar birer simgeden ibarettir. Onların üzerinde tecelli eden Allah'ın sıfatlarıdır. Allah'ın sıfatlarıdır. Simgesel olarak onların isimlerini söyleyebilirim ama siz isme değil, müsemmaya tecelliyata bakın. Onların üzerinde tecelli eden sıfattır. Birisinin cömertliğini söylerim. Asıl cömert olan Allah'tır. Birisinin ilmini söylerim. Asıl ilim sahibi olan Allah'tır. Birisinin hükümranlığını söylerim. Asıl hükümran olan Allah'tır. Birisinin hidayete sebep olduğunu söylerim. Asıl hidayet sahibi kimdir? Allah'tır. İşte ben onun giyenin üzerindeki giysiyim. O giysi giyen kimdir bilinmez. O giysinin içinde vaktiyle hallacın dediği var. Ben suretten başka bir şey değilim. Ben suretim sadece. Beni görenler insan gibi görüyorlar. Ama ben hakikatte Allah'ın sıfatlarının tecelliyatıyım benim dışarıdan bana bakarsanız siz de kendiniz gibi beni insan görürsünüz. Hz. Muhammed Mustafa'ya dışarıdan bakarsanız onun kıyafetini görürsünüz. Yani onun zahirini görürsünüz. Ama siz Hz. Muhammed Mustafa'nın içine girin. Onun hakikatlerini anlamaya çalışın. Hz. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin dediği gibi benim sırrımı araştıran olmadı. Sırrı araştırın. Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin zahirine bakarsanız sadece zahirinde kalırsınız. Siz onun batınına girin. Siz onun derinliklerine girin. Siz onun sırrına girin. Siz bir velinin eğer dışına bakarsanız dışında kalırsınız. Dışında kaldıkları için o üstadları vefat ettikten sonra başka bir üstada gidemezler. Çünkü onların içlerindeki velilik nurunu tanıyamamışlardır. Velilik nurunu tanıyamadıklarından dolayı o velilik ve mürşidlik nurunun kimde tecelli ettiğini göremezler hiçbir zaman. Onlar isterlerse 20 yıl, 30 yıl, 50 yıl dervişlik yapsınlar. Kör dervişlerdir, kör! nasıl ki Hazreti Musa'dan sonra İsa Aleyhisselam'ın peygamberliğini tanıyamadılarsa nasıl İsa'dan sonra Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin peygamberlik nurunu göremedilerse nasıl Yakup'tan Yusuf'a geçtiğini göremedilerse nasıl İbrahim'den İsmail'e peygamberlik nurunun geçtiğini göremedilerse nasıl peygamberlik nurunun Adem'den itibaren bütün peygamberlerin üzerinden zuhur edip sırası gelenin üzerinde sırası gelenin üzerinde tecelli ettiğini o günün müminleri o günün müminleri göremedilerse ve göremediklerinden dolayı inkara ve küfre düştülerse işte velinin de nurunu göremeyenler ne yazık ki bu nurdan mahzun ve mahcup kalacaklar. Göremeyecekler velilerin sadece ve sadece dış görünüşlerine bakacaklar. Pantolonuna bakacaklar, gömleğine bakacaklar, sarığına bakacaklar, sakalına bakacaklar ama içlerindeki sırlarını araştırmayacaklar. Onların kalp aynasında nelerin tecelli ettiğini göremeyecekler. Çünkü Hazreti Mevlana Celalet'in Rumi Hazretlerinin deyimiyle senin aynan neden haber vermez bilir misin? Çünkü senin aynan paslıdır. Senin aynan tozludur. Senin aynan kirlidir. Sen o aynayı parlatmak için cilalamak için namazını dostoru kılmaz, ahlakını dostoru düzeltmez. Kalbinde zikrullahı yerleştirmez. Kalbinde Allah'a sonsuz muhabbetullahı yerleştirmezsin. O yüzden senin kalbin pastıdır. Haber vermez maneviyattan. O yüzden senin kalbin tozludur. Sen bir velinin kalbine giremezsin. Velinin kalbindeki tecelliden, ilahi nurlardan uzaksındır, anlayamazsın. Ve anlayamadığının da farkında değilsin, yine onu da anlayamazsın. O yüzden onların elbisesinin içerisinde hakkın sonsuz tecelliyatları yatar. Onların elbisesine baktığınızda o hakkın sonsuz tecelliyatlarını göremezsiniz. Kabukta kalırsınız. Taklit ehli, tahkik ehli değil. Taklit ehli hep dinin kabuğunda kalır taklit ehli, dinin kabuğuyla uğraşır. Lazım mıdır? Evet. Ama kalma orada. Yeter artık. Parmaklarının arasını hilallemeyi düşündüğün kadar kalbini neden hilallemezsin? Yüsünü oynatmayı düşündüğün kadar kalbindeki bağ olan yüzüğü neden oynatmazsın? oynatsak onun kalbindeki hakkın tecelliyatını göreceğiz korkarız ki korkarız o tecelliyatı görmekten de korkarız biliriz o tecelliyattan koku alırız o koku ürkütür bizi çünkü heva ve hevesten vazgeçmek lazım. Zor gelir. Zor gelir. Allah'ı her daim zikretmek. Biz isteriz ki nimetleri toplayalım, çok güzel rüyalar görelim, haller görelim. Ama biz heva ve hevesten vazgeçemeyiz. Heva ve hevesten vazgeçemeyeceğimizi bildiğimiz için o koku dahi korkutur bizi. O koku dahi korkutur bizi. O koku korkuttuğundan bakarız biz böyle. Cık. Yakın olmayalım canım. Ayağımız kayar. Uzak olalım. Hep baktık yakın olanların ayakları kaydı. O yüzden biz uzaktan sevelim. Cık. Çok severiz kendisini. Ay ne kadar çok severiz. Ben şeyhim için söylüyorum bunları. <laughs> ne kadar çok severlerdi. Ama uzaktan sevmek en iyisi. Efendim derslere gelemiyoruz biz ama sizi çok seviyoruz. Maşallah oğlum. Allah razı olsun. Allah sevginizi daim eylesin. O sevgi daha önemli. Ama yakına girersen çölün ortasında güneşte kalmış çömlek gibi kaynatırlar seni. Aşağıdan ayrı vurur hararet, yukarıdan ayrı vurur. Ne nemin kalır senin, ne suyun kalır. Çatlar kalbinin dudakları çatır çatır. Çatlar yüreğin çatır çatır. Dayanamaz insan. Kımıldayacak yanı kalmaz. Dönecek tarafı kalmaz ne tarafı dönse bizim Ege'de yalaz vurdu derler. Sıcaklık vurur ya insana. Gölgede bile yakar insanı. Bizim orada çok olur bu. Ağustos'ta gölgede 50 derecedir. Kendini gölgeye etsan dahi bir sıcak rüzgar vurur, yakar senin yüzünü. Sen gölgede olmana rağmen o esintinin sıcaklığından kavrulursun. Ona yakın olmak böyle bir şeydir. Kavurur insanı, pişirir. Sonra bırakmaz öyle. Ateş olur, köz olur. Ardından kurutur seni. Ardından zerreler ayırıp aleme salı verir. Bir bütünün olmaz. Öyleyse geliniz, neşeleniniz, sevininiz. Aşk hayatına yemin olsun ki ne zaman onu müşahade etsem o gelir önümde belirir sizi müşahade edeyim diye. Ne zaman onun sıfatları üzerinde tecelli etse ne zaman ben her yerde onun sıfatlarını seyretmeye başladığımda o gelir. O gelirken bazen sessizce gelir. O gelirken bazen büyük bir debdebeyle gelir. O gelirken bazen sanki bütün okyanuslar ayağa kaldıraraktan gelir. O gelirken bazı sanki gök kubbe yarılırcasına gelir. Ve meleklerde bir çığırış, bir velvele kopar. Bir cinni taifesinde velvele topar. Bir insanlık taifesinde velvele kopar o veliler taifesinde bir velilek velvele kopar. Her yerde bir velveleler vardır. Her yerde davullar çalınır. Her yerde borazanlar öter. Her yer süslenir. Her yer güzelleşir, her yerin kokusu değişir, her yerin rengi değişir. Sen ne tarafa baksan, her tarafta bir velveledir kopmuştur, bir hayrettir kopup gelen. o ohtelerden dolayı sesini vere vere gelir, nefesini vere vere gelir, kendinden haber vere vere gelir. Bütün melekeler etrafında de de gelir. Çünkü o geliyordur. Ve bir kez sen bunu gördüysen, her an bunu beklersin. Bir kez bunu yaşadıysan, hep onu yaşamak istersin. Ama bazen hiç kendisini belli etmez. Oturmuşundur, garip kalmışındır, kimsesiz kalmışındır, kendi kendine konuştuğunu zannedersin. Sessizce gelir oturu verir kalbinin köşesine. Der ki ben ne zaman seni yapa yalnız bıraktım. Der ki ben seni ne zaman kimsesiz bıraktım. Der ki ben seni ne zaman kurda kuşa yemettim? Bir bakarsın ki kalbinin köşesinde bir el seni okşamakta. Bir bakarsın ki kalbinin köşesinde biri fısıldaşmakta seninle. o gelirken hep geldiğini haber verir. Belki de sen onun haber verişini duymamış olabilirsin. <laughs> Ve o aynadaki müşahadeyi tecelli Bakar, seyreder. Hani Hz. Mevlana'dan yine biz bunu şerh edelim. Hani Çinlilerle Türkler saraya ressam alınacakmış ya. Bir yarışa girişirler ya. Çinliler derler ya biz daha mahiriz. Olur der. Bir perde çekerler odanın bir ortasından. Çinliler her sabah gelip hazineden, padişahın hazinesinden, bin bir türlü renk, bin bir türlü boya, Bin bir türlü fırça, bin bir türlü palet, bin bir türlü malzeme alırlar. Her gün günlerce hazineden onlara rengarenk sonsuz boyalar, rengarenk sonsuz renkler, rengarenk sonsuz fırçalar haber alırlar. O padişah da her gün hazinesini açmıştır onlara. Habire verir. <laughs> Ama Türkler bir zımpara bir de cila alırlar. Onlar habire şeyhimin tabiriyle zımpara cila, zımpara cila. Şeyhim öyle anlattıydı. Ben de onun anlatışını anlatayım. Ruhu şad olsun. Onun o böyle hızlı söylerdi. Tütler zın cila, zın cila, zın paracila derdi hızlı. Yani bu ne demek? Bunu sonradan anladım. Sakın ha kalbinde bir boşluk bırakma. Sakın ha gaflete düşme. Bunu anlatırken dahi gaflete düşmeden anlatıyor. Zın cila, zın cila, zın cila. Gaflete düşme. Anlatırken dahi gaflet vermiyor. Bir eslik vermiyor. Anlatırken Türkler lazım paracıla gün gelir devran döner vakit gelir padişah gelir önce Çinliler sokarlar kendi yanlarına padişahın çok hoşuna gider ne kadar rengarenk şeyler ne kadar güzeller ne kadar tatlılar e Hazreti Pir'i de ben boş geçmeyeyim. Allah buldursun. Şimdi onun buradan bu hikayesini bulayım. Bir bakın Çinlilerin şeyine kaçıncı beyitmiş Çinli ressamın hikayesi baktınız mı? Efendim, birinci cilt, 2801. beyit diyor. 2800 tamam. Ben de 1800 kalmış demek ki 2800. Kaç? okuyacağım. 3400 125. Aa, evet. Çinliler padişahtan yüz çeşit renkte boya istediler. O yüce padişah da hazineyi açtı her sabah Çinlilere hazineden boyalar bağışlamadaydı. Burada Rumlar almış bunu Türkler olarak şeyhim söyledi. Ben o yüzden Türkler olarak devam ettireceğim. Türkler ne resim işe yarar ne boya pası gidermek gerek ancak dediler. Kapıyı kilitlediler. Duvarı cilalamaya koyuldular. Gökyüzü gibi berrak, aparı bir hale getirdiler. Yüzlerce renkten renksizdi ancak bir yol vardır. Yüzlerce renkten renksizdi ancak bir yol vardır. Renk buluta benzer. Renksizlik ise aydır. Bulutta bir ışık, bir parlaklık görürsen bil ki yıldızdandır. Aydandır, güneştendir. Çinliler resimlerini yapıp bitirince neşelerinden davul çalmaya koyuldular. Padişah gelince odada aklı fikri kapatacak kadar güzel resimler gördü. Ondan sonra Türklerin yanına geldi. Onlar aradaki perdeyi kaldırdılar. Çinlilerin yaptıkları resimler, nakışlar odadaki cilalanmış duvara vurdu. Padişah Orada ne görmüşse burada daha iyi göründü. 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 Orayı anla. Burayı anla. A babam, Türkler o sufilerdir ki boyuna tekrarlanacak dersleri, kitapları, hünerleri yoktur. O sufilerin devamlı tekrarlanacak, okunacak dersleri yoktur. Ama gönülleri cilalamışlar, Hırstan, tamahtan, nekeslikten, kinlerden arıt, arıtmışlardır. Aynanın arılığı gönlün vasfıdır. Sonsuz şekiller, suretler oraya vurur, orada görünür. Gizliliğin sınıra sığmaz, surete bürünmez sureti gönül aynasında parladı da yeniden yakasından ışıdı, parladı Musa'ya. O suret göğe de sığmaz. O suret arşa da sığmaz. O suret varlığın herhangi bir yerine de sığmaz. O suret var olan hiçbir yere sığmaz. O suret ancak mümin kulun kalbine sığar. O suret göğe de sığmaz. Arşa da, ferşe de, denize de sığmaz. Balığa da. Çünkü bunlar sınırlıdır sayıya sığar şeylerdir. Gönül aynanınsa bil ki sınırı yoktur. Burada akıl ya susar ya yol azıtır. Yiter gider çünkü gönül ya odur yahut da odur gönül. Gönül hem sayıya sığar hem sayısızdır. Onun nakışından başka hiçbir nakış Ebedi olarak kalmaz. Ebede yeniden yeniye nakışlar vurur gönüle. Onda perdesiz olarak görünür. Gönülleri cilalayanlar korkudan da kurtulmuşlardır. Hani velilerin anlattı ya onlara dünyada da ahirette de mahzun olmazlar korkuları da yoktur dedi ya ayeti kerime. Renkten de, korkudan da onlar kurtulmuşlardır. Her solukta durmadan, dinlenmeden bir güzellik seyrederler. Bilginin şeklini, kabuğunu bırakmamışlardır da gözle görüp inanma bayrağını yüceltmişlerdir. Düşünce gitmiştir de aydınlığa kavuşmuşlardır. Varlıklarını boğazlamışlardır da irfan denizi kesilmişlerdir. Herkesin ürktüğü, kaçtığı ölüme bile Acı acı gülümserler. Kimsecikler onların gönüllerine bir zarar veremez. Sedefe zarar gelir. İnceye zarar gelmez. Nahvi asıl kafanızın uççağı. Hop oturup hop kalkacağınız asıl beyite geliyorum. Küfrüme fetvaya dayasınlar şimdi. Nahvi Fıkı bırakmışlardır ama yok olmayı seçip almışlardır. Nahvi, nahiv ne? İlim. Fıkıh ne? İlim. Onları bırakmışlardır ama yok olmayı seçip almışlardır. Sekiz cennetin nakışları parladıkça onların gönül levlerine vurur orada görünür. Allah'ın gerçeklik durağında oturup orayı yurt edinenlerin yerleri arştan da yücedir, kürsüden de, boşluktan da. Göz göremez Allah'ı olduğu gibi her an, her durumdadır fakat yok gibidir sanki Arabi. Son demir. Demek ki Allah'ı tam anlamıyla gözler göremez. Bunu da Arabi son noktada ne yaptı? Şer düştü. Ne kadar sana ne tecelli ederse etsin, ne yapar o hiçbir göz anlam tam anlamıyla Allah'ı göremez kaç. 22.45. Devam edelimden devam edeceğiz. Bugün soru sahibi bu akşam bitirebilir miyiz dedi. Ben arkasında ne olduğunu bilmediğimden bilmiyorum. Önümüze gelince bakacağız dedim. Bir de spontane gelişiyor. Nereden nereye gideceğimiz belli değil dedim. Öyle oldu. Delikanlı, bunu soru sahibine götür. Arkada. Salı günü Recep'in 26.sı o gece kandil gecesi ise sağlık problemleri sebebiyle oruç tutamayan kişi bir gün de olsa kandili oruçlu geçirmek istiyorsa salı günü mü yoksa Recep'in 27. günü çarşamba günü mü oruç tutmalı? Bu Valla pazartesi de olur, salı da olur, çarşamba da olur. Ne gününüze hoş geliyorsa o günü tutun. Pazartesi oruç tutmak sünnet. Aynı zamanda bir seferde iki iş halletmiş olursunuz. Rahatsızsanız oruç tutmak zorunda değilsiniz zaten. Ama pazartesi oruç tutar, daha rahat geçirirsiniz dinlenerekten. Salı günü de kandil programlarına tabi olursunuz. İsterseniz salı günü oruç tutun. Salı gün buradayız, iftar edeceğiz inşallah. Bütün kardeşler iftarımıza davetli. Hakkınızı helal edin. Sürçülisan ettiysek affola. Geceniz hayır olsun. Selamun aleyküm.